Bitmek bilmeyen siyasi tartışmaları kısa 10 dakikalık bir özet olarak izlediniz. Bence günün en değerli, en önemli haberini sunma zamanı. Bize özel. Şimdi Bayraktar Tiha yani Akıncı. Yeni nesil en önemli Türkiye'nin hamlelerinden birisi. Hayır öyle teknik özelliklerini anlatıp bir güzelleme yapmayacağım. Bir numaralı taarruzi insansız hava aracı Suriye için İlk akıncı olarak Batmana konuşlandı. Bu önemli gelişmeyi duyurmaktan doğrusu gurur duyuyorum. Hemen gelsin hem de rotasıyla birlikte. Manşet güzel öyle değil mi? Şöyle gurur veriyor insana. Suriye için ilk akıncı. Evet, Akıncı Tiha. Bir göstersene Baki. Tiha'yı bir hatırlasın seyircimiz. Biliyorsunuz tüm testleri başarıyla tamamladı. Ardından da envantere katıldı. Peki nereden havalandı Suriye görevi için TİHA? Tabii ki Akıncı, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan buradan Trakya İstanbul'dan havalandı. Aralıksız hiç durmadan yerden kumandayla biliyorsunuz Batman'a hemen sınırın yanı başına gitti üstse. Şu rotayı bir gösterelim mi? Transponder yani uydu bağlantısı açıktı. Kendini gizleme, transponderını kapatma gereği bile duymadı. Burak, ha Jimmy'de Burak var. Sonuna kadar gelir misin şu haritanın? İşte birebir flight radardaki TİHA'nın görüntüsü. Çorlu'dan havalandı. Hemen aşağı doğru. Hatta şöyle bir Ege bölgesini geçti. Fethiye'nin oradan Antalya üstü Mersin, Akdeniz sahilleri ve Gaziantep ardından da Batman'a varış. Bakınız birinci TİHA ilk görev. Tam kodunu da söyleyeyim size. Kodu da bir şey anlatıyor. AKNS1 yani Akıncı Siha 1. İlk görev, ilk harekat. Umarız çok yorulmaz. Umarız gerek bile kalmaz ama dünyanın gerçekliği, Suriye'de yaşananlar. Hep buna odaklanıyorum şu bültende. Akıncı'nın da görevinin başında olduğunu bir numara olarak söylemek isterim.